Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Haber başlıklarını video açıklamasında bulabilirsiniz. Yunanistan ve ABD ordusundan sınırda papazlı tatbikat. ABD ve Yunan ordusunun geçen hafta NATO operasyonları kapsamında Batı Trakya'daki Kavala yakınlarında gerçekleştirdiği tatbikata ilişkin görüntüler yayınlandı. Resmi internet sitesinde yayınlanan fotoğraflarda askerlerin arasında sınır hattı yakınlarında papazların bulunduğu gözlendi. Gazetenin Yunanca versiyonunda ABD Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı seçiyor manşeti tercih edilirken İngilizce edisyonunda ise ABD ve Yunanistan askeri işbirliğini artırıyor denildi. Yunan medyasında bir gazete ABD'ye 4 ayrı üst daha verileceğini ve Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın Pentagon'a seçim yapması için 22 seçenek sunacağını yazdı. Öte yandan Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'de tatbikata başlıyor. Türkiye, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de yarın itibariyle Deniz Kurdu 2021 tatbikatına başlayacak. Tatbikatta 132 su üstü gemisi, 10 denizaltı, 43 uçak ve 28 helikopter ile 14 insansız hava aracı görev yapacak. Tatbikat direktörü Tuğamiral Yalçın Payal, toplantıda yaptığı konuşmada Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de fiili ve atışlı olarak icra edilecek Deniz Kurdu 2021 tatbikatının yarın başlayacağını, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz hak ve menfaatlerinin korunması maksadıyla verilecek her türlü görevi icra etmeye hazır ve kararlı olduğunu sözlerine ekledi. Bir gazetecinin bu tatbikatta yeni mühimmat veya yeni atış şekli olacak mı şeklindeki sorusu üzerine payal şöyle dedi. Deniz kurdu serisi tatbikatlar genellikle stratejik seviyede tatbikatlar olup yeni tedarik edilmiş mühimmat veya silahların denenmesi asıl amaç olarak kapsamıyor. Dolayısıyla biz yeni aldığımız silahları bu tatbikatlardan bağımsız olarak planladığımız faaliyetlerde deniyoruz ifadelerini kullandı. Fransa basını Türkiye 10 yılda Akdeniz'de aktif bir güç haline geldi. Yabancı basın kuruluşları Türk savunma sanayindeki gelişmeleri artık çok daha yakından takip ediyor. Bir Türk savunma şirketi küçük bir roket geliştirdi. Bu küçük bir drone üzerine kurulabilecek şekilde tasarlandı diyen Fransız basını, Türkiye 10 yıl içinde Akdeniz'in doğu kesiminde aktif bir güç haline geldi. Ülke hegemonyasını kurmak için askeri gücüne güveniyor. Ankara savunma sanayi sektörüne büyük yatırımlar yapıyor ifadelerini kullandı. Haberde Troy Teknoloji Savunma küçük ama oldukça etkili askeri harp başlıkları tasarlamak üzere görevlendirildi. Firma böylece 40 milimetrelik bir mini roket geliştirerek ileri teknolojiyle stratejik bir silah üretti tasarımı ve imalatı tamamen Türklere ait ifadelerini kullanırken Troy Teknoloji Savunma'nın bu icadı doğrudan düşmanlara, özellikle de Yunanistan'a karşı güçlü bir sinyal olarak yorumlanabilir. Nitekim Türkiye, Doğu Akdeniz'de daha kapsamlı haklara sahip olması gerektiğini savunarak Yunanistan tezlerine kesin bir şekilde karşı çıkıyor denildi. Haberde son olarak de kaynak gösterilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül 2020'de onlar Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve askeri açıdan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtacak kadar güçlü olduğunu anlayacaklar sözleri hatırlatıldı. Rusya'dan küstah Türkiye açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşmesinde yaptığı açıklamada Kırım'ın ilhakını tanımama kararını teyit ettiklerini belirterek Karadeniz'in bir barış, huzur ve işbirliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan gelişmelerle ilgili Rusya'dan küstah bir açıklama geldi. Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği destekle ilgili konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk meslektaşlarımıza Ukrayna'nın militarist duygularını beslemeyi bırakmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Kırım'da saldırgan Ukrayna girişimlerini teşvik etmek topraklarımıza tecavüzle eşdeğerdir. Bu çok net ifadelerini kullandı. Rus basını da bu Rus anayasasına göre açıkça savaş nedeni anlamına geliyor. Rus savaş gemileri tehdit durumunda Kırım'da ihtiyaç duyulan her yere saldırabilecek şekilde dizilmiş durumda yorumları yapıldı. ABD'den olay itiraf, NATO için ciddi tehdit. ABD merkezli askeri analiz dergisi The National Interest Rus yapımı T-14 Armata tankı ile ABD'nin M1 Abrams tankını karşılaştırdı. Chris Osborne imzalı makalede Rus tankı Amerikan muadilinden daha hafif ve daha hızlı hareket ediyor. Armata'nın mülattebatının 4 kişiden oluştuğuna dikkat çeken yazar, tankın insansız kule, yüksek atış hızı, termal görüntüleme menzili ve tankçıların koruma altında olduğu tasarım gibi özelliklere sahip olduğunu vurguladı. Osborne ayrıca Armata'nın atış menzilinin Abrams tankının bugünkü modelleriyle neredeyse aynı olduğunu ifade etti. Osborne Rus tankını bu savaş makinası belirtilen özelliklerin doğru olması koşuluyla ABD ve NATO kuvvetleri için çok ciddi bir tehdit oluşturuyor gibi görünüyor ifadeleriyle niteledi. ABD'li uzman, Abrams'ın avantajları arasında ise ek ağırlık nedeniyle tankı hareketliliğini ağırlaştıran, ancak aynı zamanda aracın düşman ateşi altında hayatta kalma şansını artıran ağır zırha vurgu yaptı. Yahudi Haham Weiss, peygamberler uyarmıştı İsrail yok olacak. Siyonizm karıştı bir grup olan Neturei Karta'nın önde gelen isimlerinden Haham Yisrael David Weiss, Russian Today'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sorunun kaynağının Hamas olmadığını belirten Haham Weiss, sorun İsrail işgali. Peygamberler tarafından topraklardan atılacağımız konusunda uyarıldık. Kitlesel olarak geri dönmeyecektik. Çünkü bu ilahi bir sürgündü. İsrail'in ilaha karşı doğrudan bir isyan içinde olduğu için sona ereceğine inanıyoruz. Bir Yahudi devletine sahip olmamız yasak ifadelerini kullandı. Aramicede adı şehrin muhafızları anlamına gelen Neturei Karta, Haredi Yahudilerinin dini bir grubu. Söz konusu şehir Kudüs'tür ve grup İsrail devletini kabul etmeyi veya tanımayı reddetme üzerine kurulmuştur. Grubun başlıca isimlerinden Haham Weiss, Siyonizm milliyetçiliğinin ilaha hizmet edenler için kabul edilemez olduğunu, çünkü bu milliyetçilik denkleminin oluşturulması için ilahın aradan çıkarıldığını söyledi. Haham Weiss, Siyonistlerin amacı maddi varlığa sahip olmaktı ve yollarına çıkan hiçbir şey onları rahatsız etmedi. Tevrat çalmayacağımızı söylüyor. Bu yüzden her Siyonizm kavramı Tora'yı ihlal ediyor. Dinimizin bizi silaha sarılmaya ve toprağı ele geçirmeye çağırmadığını biliyorlardı. Aksine bunu yasaklıyordu. İsrail'in Yahudilik dininden ziyade Siyonizmle hüküm sürdüğünü belirten Weiss, Davut yıldızını kullandılar ve dünyaya ilahın isteğini yerine getirdiklerini iddia ettiler. Onlara karşı konuşmaya cesaret eden herhangi birini antisemit ilan ederek gözdağı verdiler. Tevrat'ımızı temsil etmiyorlar dedi. İsrail sahte bir meşruiyet oluşturdu diyen Weiss, daha sonra İsrailli yerleşimcilerin yaşadığı Filistin topraklarını ele geçirmeye devam etti. Dini doktrin aracılığıyla meşrulaştırmaya çalıştı. Tevrat'ı İsrail devleti denilen canavara kullandırmaya çalışıyorlar. Hahamları sadece vitrin süsü. İsrail'in yaptığı her şeyi damgalıyor ve bir kutsallık havası oluşturuyorlar. Yahudiliği hayatımıza uyguladığımız için bizi her zaman kötü olmakla suçluyorlar. Onlar ancak ayağa kalkıp Filistinli komşularımla yıllardır barış içinde yaşıyorum diyen Yahudileri karalayabilirler. Yaklaşık her 10 yılda bir İsrail devletinin savaşı var. Asla gerçek savaş olmadı. Rabbin bize söylediğine inanıyoruz. İsrail'in ilaha karşı doğrudan bir isyan olduğu için sona ereceğine inanıyoruz. Bu işgali desteklemeyi bırakıp Filistin halkına çalışmak için dünya liderlerine seslenip yalvarmaya çalışmalıyız. Ama nihayetinde bir son verecek olan yüce olandır ifadelerini kullandı. Ermenistan'ın ilk cumhurbaşkanından dikkat çeken Türkiye açıklaması Ermenistan ordusunun uğradığı hizmet sonrası ülke siyaseti çalkantılı bir dönem yaşıyor. Krizin içindeki Ermenistan'da siyasetçiler gerçekliği kabul etmeyerek Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik tehdit dilini sürdürüyor. Ermenistan'ın ilk cumhurbaşkanı Levonter Petrosyan 2. Dağlık Karabağ Savaşı'ndan sonra Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik tehdit dilini sürdüren Ermeni siyasetçileri eleştirdi. Ermeni hükümetinin Siyasetçilerin ve diasporanın yenilgiden sonuç çıkarmadığını belirten Petrosyan, savaş sonrası söylemler yine dış dünyadan boş ve anlamsız beklentiler üzerine, Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik tehditler içeriyor. Seçim sürecinde bu eğilim daha da yoğunlaşacaktır. Bu Ermeni halkının yeniden yenilgi ve üzüntüye düşmesi anlamına geliyor, demek ki Ermeni halkı yeniden kayıplar ve hayal kırıklığına uğrayacak ifadelerini kullandı. İmzalar atıldı. Türkiye tarihinde ilk kez oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, Polonya'nın Türkiye'den 24 adet TB2 İHA alması hakkında, "Tarihte ilk kez Türkiye, NATO'da yer alan bir ülkeye İHA satışı gerçekleştirecektir." dedi. Öte yandan Fransız basını da Fas ordusunun İHA'lardan sonra Türk zırhlı araçları Ejderi sipariş etmeyi planladığını yazdı. Bu proje, Rabat ve Ankara arasındaki yakınlığı kanıtlıyor diyen Fransız basını, Nisan ayında Krallık Türkiye'den 58 milyon euro tutarında 13 silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2 sipariş etti ifadelerini kullandı. Bu gelişmeler Türkiye'yi İHA konusunda merkez ülke haline getirdi. Türkiye'nin SİHA programı İngiltere'de düzenlenecek çevrim içi panelde tartışılacak. Düşünce kuruluşları Circle Foundation ve İngiltere Kraliyet Silahlı Kuvvetler Enstitüsü'nün ortak etkinliği 28 Mayıs'ta başlayacak. Moderatörlüğünü İngiltere Kraliyet Silahlı Kuvvetler Enstitüsü'nün kıdemli araştırmacısı Ziya Meral'ın yapacağı Türkiye'nin dronları Yeteneği, hedefleri ve çıkarımları değerlendirme başlıklı panele Baykar Savunma Üst Yöneticisi Haluk Bayraktar konuşmacı olarak katılacak. Panelde Türkiye'nin silahlı insansız hava araçları programı ile hedefleri, stratejisi ve bölgede yarattığı etkisi tartışılacak. Ayrıca Türkiye ve İngiltere arasında savunma alanında olası işbirliği fırsatları değerlendirilecek. Ürdün'den dikkat çeken açıklama Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Kral 2. Abdullah, Başkent Amman'daki El Hüseyiniye Sarayı'nda parlamentonun ikinci kanadı olan senato başkanı ve komisyon başkanlarıyla bir araya geldi. Kral 2. Abdullah, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve böylelikle Filistinlilerin meşru haklarını elde edecekleri siyasi bir çözüme zemin hazırlanması için bölgesel ve uluslararası düzeyde çabaları yoğunlaştırmanın önemini vurguladı. Adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için iki devletli çözümün dışında bir alternatif olmadığını vurgulayan Ürdün Kralı, Ürdün tüm imkanlarını ve diplomatik ilişkilerini Filistin davasının hizmetine sunuyor. Haşimi vesayeti doğrultusunda Kudüs'teki Müslümanlar ve Hristiyanlar için kutsal olan mekanları korumak amacıyla tüm çabalarını sürdürüyor ifadelerini kullandı. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet.